Bakın arkadaşlar, giyim konusundaki aksilikler ciddi sorun yaratır. Ama biz de gününüzü ve saygınlığınızı kurtaracak bazı harika giyim tüyoları var. Buyurun. Tam orada durun. Ceketinizi verin lütfen. Ha, tamam. Ha? Sıkıştı. Ne? Olamaz. Şu parça yarıdan koptu. Bir dakika daha lütfen. Aa, açılsana. Hadi hadi hadi. Kusura bakmayın hanımlar. Aa, şu fermuar açılmak zorunda. Yemin ederim daha önce hiç böyle olmamıştı. Yılbaşına kadar buradayız herhalde. Acaba hangi rengi seçsem? Heh. Bunu kullanmayı deneyin. Oh, teşekkürler. Fermuarınızın ucu koparsa ataş kullanın. İşe yaradı. Şu. Lütfen şu aptal şeyi alın. Görüşürüz. Hadi seni anahtar. Güzel. Hey, ne haber David? Çak bakalım. Bam! Oh, hey, bu Ellie. Ve benimle takılmak istiyor. Umarım saçlarım iyidir. İyi görünüyor muyum? Şimdi evet. Ay! Pardon. Kahvem nereye gitti? Ah, oradaymış. Altımı yapmışım gibi görünüyor kanka. Ellie'ye böyle görünemem. Yardım et kardeşim. Pekala, ne yapabileceğimizi biliyorum. Ya, gerçekten çok iyisin David. Gideyim de Ellie ile buluşayım. Aa, bu kot bana çok uzun. Bunu nasıl düzeltirim bilmiyorum. Bir dakika. Saç lastiğim. Evet. Pantolonu kısaltmak için paçasını katla. Sonra katın ortasına lastiği geçir. Katın üstünü lastiğin üstünden aşağıya katla. Kat kısmı görünmeyene kadar aşağıya katlamaya devam et. İyi görünüyor. Şimdi kız arkadaşıma gideyim. Ben de karanlık bir köşede saklanayım falan bari. Vay canına, Thomas bugün döktürüyor. Grubun provası da yıkılıyor. Hatta biraz fazla. Aptal rock müziği. Uçur bizi Thomas. Evet, sıkı dur kanka. Cidden mi? Bu şarkı son olsun bari. Tamam mı gençler? Pekala, yeter ama. Of ya, çok iyi geldi. Burada kıyamet falan mı koptu? Zaten nasıl müzik bu böyle? Evi yıkıyordunuz resmen. Hemen ortalığı temizleyin. Yoksa gitar çöpe gider. Ciddiyim. Rockçılar temizlik yapmaz ki. Şu aptal kapağı bile açamıyorum. Hadi sene. Şaka mı bu? En sevdiğim siyah tişörtüm mahvoldu. Hey. Kanka, böyle daha bile iyi oldu. Tişörtünü içinde katı bir şeyle bir yere sar. Üzerine havalı bir şablon yerleştir. Ve üstüne çamaşır suyu püskürt. Değişmeye başladı bile. Bak. Şablonu kaldır ve bam! İşte yeni bir tişörtün oldu. Bu tişört acayip havalı oldu kanka. Evet, benimki de. Seslerden temizlik yapıyorsunuz gibi gelmiyor.
İşte burada. Yepyeni güzel kasketim. Daha üzerinde bir toz bile yok. Bununla amma havalı görünüyorum. Evet, çok iyi. Sessiz ol, sessiz ol. Of ya, yüzün ne komik oldu. Çok komik. Kanka, yeni kasketin acayip iyi. Bende nasıl durdu? Dikkat et, yeni o. Pekala, geri alabilir miyim artık? Bir dakika. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Hadi şunu yakalamaya çalış. Hayır hayır, lütfen yapma. Oh, pardon kanka. Kasketim nerede? İyi durumda mı? Oh, hayır. Olamaz. Kabus bu. Yeni kasketime başka birinin sakızı yapışmış. Of ya, şu lekeye bak. Ay evet, bayağı fenaymış. Üzgünüm. Bunu nasıl temizleyeceğim şimdi? Zor tabii. Bir dakika, buldum. Baskılı bir kumaş al. Ve kasketinin siperliğine uyacak şekilde kes. Siperliğe sıcak silikon sık. Kurumadan kumaşı yapıştır. Kumaş mı arttı? Üstüne şöyle kesikler at. Sonra siperliğin altına sıcak silikon sık. Kumaşı silikonun üstüne dikkatlice katla. Şimdi siperliğin kalanını da sıcak silikonla kapla. Böylece siperliği uygun bir kumaşla tamamen kaplayabilirsin. Bayağı düzgün oldu ha? Sadece bana mı öyle geliyor? Yoksa eskisinden daha mı iyi görünüyor? Evet. Bu gerçekten benzersiz oldu. Ah, salata müthiş olacak. Özellikle de peynir eklediğim için. Oo! İzninle anneciğim. Çek pis ellerini şuradan. Ne kötüsün. 5 dakikaya hazır olacak, sabret. Attığı trip depreme yol açtı. Hayır, kurabiyeler düşmesin. Ay. Hey. Ucuz atlattım. Kendimle gurur duyuyorum. Ha? Anlaşılan olan pantolonuma oldu. Daha yeni almıştım. Bu rende her şeyi düzeltebilir. Kot pantolonun mu yırtıldı? Biraz daha kes. Aşındırmak için rendeyi kullanabilirsin. Nasıl oldu Thomas? Acayip havalı bence. Kim derdi rendeler bu kadar kullanışlı diye? Bu akşam neredeyse evde kaldığımı düşünüyordum da. Ay! Koca ayaklarına dikkat et kanka. Ne olmuş ya? Ne? Ne gıcıkmış. Ay! Hey! Bugün insanların nesi var böyle? Of! Hey! Önüne baksana. Ah! Zavallı masum ayağım. Çelik destekli ayakkabı giymeliymişim. Gerçekten canım yanıyor. Bir dakika. Bu tonik mi? İşime yarayabilir. Bir kase de tonik... Oksijenli su ve bir kaşık dolusu karbonatı karıştır. İyice karışınca içine ayakkabı bağcıklarını at. Karışımdan çıkar ve işte bu kadar. Hey kanka! Bu bağcıkları nereden buldun? Ayakların bir daha kimsenin gözünden kaçmayacak. Çok tersin kardeşim. Bu giyim tüyolarını yararlı buldun mu? Bilgiyi sadece kendine saklama, arkadaşlarının sayfalarında da paylaş. Ve bunun gibi daha fazla harika video için 1-2-3-GO Boys YouTube kanalına abone olmayı unutma.